Gönül Pınarı. İyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Sesimizin ulaştığı her yere ve herkese selam ve sevgilerimizi sunuyoruz TGRT FM'den. Ve elbette radyomuz TGRT FM ile birlikte olan tüm dinleyicilerimize Gönül Pınarı'ndan saygılarımızı da iletelim. Evet, yine bir akşam, yine bir perşembeyi cumaya bağlayan gece sizlerle birlikteyiz. Ana kumanda masasında Davut Genç arkadaşımız bulunuyor. Ben Fatma Beyza Tütüncüoğlu ve Sayın Osman Ünlü hocamızla şu anda belki de 7'den 77'ye radyolarının başında bulunan herkese saygılarımızı da iletiyoruz. Evet hocam, hoş geldiniz. Evet, hoş bulduk. İyisiniz inşallah. Elhamdülillah, Cenab-ı Hakk'a şükürler olsun. Cenab-ı Hak bugünlerimizi aratmasın inşallah Teala. Ve böylece bir hafta daha gitti ve ömürden bir hafta daha Eksildi. Koptu gitti. Geriye çeviremezsin. Bu mümkün değil. Allah-u Teala ezelle böyle takdir etmiş. Böyle yaratmış. Ve bizi de belli bir müddet burada kalmak üzere göndermektedir. Hatta tabii konu itibariyle bugün kadere iman ve kadere razı olmak. Bu konu üzerinde durmaya çalışacağız ve nakiller yapacağız. Çünkü hassas bir konu, önemli bir konu daha doğrusu. İmanın altı şartından birisidir. Tabii konu burada insan, insanın başına gelenler veya insanın tercihleri. Allah-u Teala kitaplarda anlatırken buyuruyor ki dünyaya gelmeden önce bizim ruhlarımızı yaratmıştır. Ruhlar aleminde bizden önceki gelen insanların, bizden sonra gelecek insanların, şu anda yeryüzünde yaşayan insanların ruhlarını hepsini yaratmıştır. Tabi melekleri de gösterdi. Ve Allah-u Teala kainatı yarattı ve arz küresi üzerinde şu anda yaşamış olduğumuz yeryüzünde yarattı. Melekler, ya Rabbi bu kullarını nereye koyacaksın? Yani nerede bunlar ikamet edecek diye arz edince, öğrenmek istedikleri zaman Allah-u Teala bu yarattığı kainatın içerisinde işte bu birinci kat sema şu anda içinde bulunduğumuz ve bu birinci kat semanın içerisinde güneşin de dahil olmuş olduğu bir galaksinin içerisindeyiz. Küçücük, yani birinci göğe göre, yani haritada gösterilmeye kalsa nokta bile olmayan bir arz küresi üzerinde bulunuyoruz. Cenab-ı Hak da bu arz küresini yaratıyor. İşte yarattığım bu ruhları buraya göndereceğim. Bu insanı buraya, insanları buraya göndereceğim. Tabii melekler bir ruhların çokluğuna bakarlar. Bir de yer küresine bakarlar. Alacak gibi değil tabii. Ya Rabbi derler, bunun hepsini almaz burası. Hikmetinden sual olmaz ama. Anlayamadık biz bunu. Allah-u Teala o zaman cevaben buyuruyor ki hepsinden birden göndermeyeceğim. Nöbet nöbet göndereceğim. Tabii melekler tabi akıllı şuurlu varlıklardır. Nöbet nöbet göndereceğim buyurunca Cenab-ı Hak, melekler nöbet nöbet gelinse bile gene burası almayacak. Ya Rabbi derler, nöbet nöbet gelirse gene burası, yani dar. Gene bunların hepsini almaz. Allah-u Teala buyurur ki onlara cevaben, ben onları evet nöbet nöbet göndereceğim ama bir kısmı ölecek, ondan sonra gelecek arkasındaki. Melekler bunun üzerine, ya Rabbi önden gelenler ölecek. Arkadan gelenler bu ölenleri görecek mi? Allah-u Teala cevaben buyurur ki evet. Arkadan gelenler önde gelen ölümlerini görecek. Bunun üzerine meleklerin hayreti artar. Taaccüp ederler. Ya Rabbi derler, arkadan gelenler öndekilerin öldüğünü gördüğü halde bu yer küresinde bu insanlar nasıl yaşayacak? Allah-u Teala buyurur ki cevaben, ben insanlarda gaflet denen bir şey de yarattım. Yani sizin hatırınıza gelen gibi olmayacak. Ben gaflet de yarattım. Dolayısıyla önden gelenler ölecek, arkadakiler onları görecek. Ama gaflet sebebiyle en sevdiklerini, en yakınlarını, annesini, babasını, arkadaşını, kardeşini gözünün önünde öldüğü zaman onu yıkayacak, kefenleyecek, götürüp defnedecek. Bir, iki gün, bir hafta,
bir sene neyse işte aylar, haftalar, seneler geçince soğuyacak ve yine bu dört elle dünyaya sarılmaya devam edecek. O gaflet sebebiyle. Yani Cenab-ı Hak buyuruyor ki gafleti de yarattım. İşte nöbet sırası şu anda yeryüzünde bizde. Biz burada kalıyoruz çünkü bizden öncekiler geldiler, onlar yaşadılar ve gittiler. Tabii bizim arkamızdan gelenler de elbette ki bizim ölümümüzü elbette görecekler. Nasıl biz bizden öncekilerin ölümlerini görüyor isek, onlar toprağa defnediliyorsa bizim arkamızdakiler de bizim öldüğümüzü elbette görecek. Allah-u Teala ezel de böyle takdir etmiş, böyle dilemiş, dilemiş. Burasını imtihan yeri olarak yaratmış yeryüzünü. Ruhlar aleminden ana rahmine, ana rahminden dünyaya, dünyadan kabire, kabirden mahşere ve mahşerde hesap görüldükten sonra sonsuz kalınacak yer olan cennet ve cehenneme. Uzun bir yolculuktan geçiyoruz. Hatta bir dinleyicimizin bir sorusu olmuştu da demişti ki efendim dedi zaman zaman anlatıyorsunuz, naklediyorsunuz. Adem Aleyhisselam'dan itibaren milyarlarca insan gelip geçmiştir. Vefat etmişlerdir. Şimdi onlar kabirde, kabir hayatını yaşıyorlar. Bizse onlardan işte 5000 sene sonra veya 10.000 sene sonra neyse gelmişiz. Yani bu o zaman ters olmuyor mu, tenakuz olmuyor mu, adalete muhalif değil mi diye bir sual sormuştu. Hani zahiren insan hatırına gelebiliyor, muhalif gibi zannediliyor, ters gibi zannediliyor, tenakuz gibi, çelişki gibi görülüyor. Halbuki değil. Onlar bizden 1500, 2000 sene, 5000 sene önce gelmiş ama biz de 5000 senedir ruhlar aleminde bekliyorduk. Aynı şey yani. Değil mi? Dolayısıyla onlar bizden 5000 sene önce geldi mesela. Biz 5000 sene önce ruhlar alemindeydik, bizim ruhumuz da orada bekliyordu. O 5000 sene önce geldi, vefat etti. Biz 5000 sene sonra geldik. Ya onun ruhu da kabirde bekliyor yani. Tenakuz yok. Avarete muhalif hiçbir şeycik yok. Ha Allah-u Teala bazı peygamberlerine ve onların ümmetlerine ömür itibariyle, dünyada kalma süresi itibariyle 500 sene, 600 sene, 800 sene, 1000 senelik ömür verdikleri olmuştur. Onun hikmetini anlamamız mümkün değil. Ama başlangıç itibariyle insanların nüfusu azdı. Bilemeyiz hikmetlerden biri. Belki de o olabilir. Hani nüfusun çoğalması için. Cenab-ı Hak onlara uzun ömür vermiştir. Ama Cenab-ı Hak avaretiyle muamele eder. Onların 300 senede, 500 senede yapmış olduğu ibadetleri, mesela Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetine verilen ömür ortalama 60-65 senedir veya 65-70 senedir. Şimdi nasıl telafi edecek? Buluğ çağını çıkartsa mesela 65 sene yaşamış olsa bir kimse, erkeklerde 12 yaş çıkartır. Erkek kız çocukları. Hadi diyelim ki dinen bildirilen 15 yaş diyelim. 15'ini kaldır 50 sene. 50 seneyi durmadan ibadette geçirse öbürsü 300 sene ibadet etti. Hatta 500 sene ibadet etti. 800 sene ibadet eden var. 50 sene ibadetle 800 sene veya 500 sene ibadet nasıl kapatılır aradaki fark? Değil mi? Ama Cenab-ı Hak bu ümmete öyle güzel geceler ihsan etmiş ki mesela bir Kadir gecesi 1000 aydan hayırlıdır buyuruyor. 1000 aydan hayırlıdır. Aşağı yukarı 80 küsür sene ediyor. Bir Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetinden olan bir kimse 10 defa Kadir gecesini yakalasa ve ibadet etse 800 sene ediyor. 800 sene ediyor. Yani aradaki telafi edilmiş oluyor. Orada da adalete muhalif. Zaten Cenab-ı Hak mutlak adil olan, adaleti bildiren de kendisidir. Dolayısıyla tenakuz yok, çelişki yok Cenab-ı Hakk'ın yarattıkları içerisinde. Hem kader konusu imanın altı şartındandır. Kaderi iman, imanın şartındandır. Peki kadere inanmazsa imandan çıkma durumu söz konusu mudur? Elbette. Kader, hayır ve şer Allah-u Teala'dandır. Hayırı da yaratan Allah-u Teala'dır. Şerri de yaratan Allah-u Teala'dır. Çünkü yaratmak Cenab-ı Hakk'a mahsustur. Bunun dışında insanlarda yaratma fiili yoktur. İnsanlar için yaratmak tabirini kullanmak caiz değildir. Günah olur. Hem de büyük günah olur. İnsanlar dillerini alıştırmışlar. Yaptığı herhangi bir şey için veya yeni keşfettiği herhangi bir şey için onu anlatırken yarattığından bahsediyor veya bir başkası onu takdim ederken işte şunun yaratıcısı gibi yaratıcı güce sahip gibi falan ifadeler kullanılıyor. Tamamen İslamiyet'i bilmemekten, cehaletten kaynaklanıyor. Yaratmak yoktan var etmek demektir. Ama efendim işte bende daha önce bu yoktu, bilgisayar mesela yoktu. Bilgisayar şimdi yaratılmış olmadı mı? Hayır. Bilgisayar keşfedilmiş oldu. Cenab-ı Hak bilgisayardaki mevcut olanı veyahut da elektrikteki mevcut olan şeylerin hepsini yaratmıştı.
İnsanoğlu araştırırken Cenab-ı Hak akıl vermiş, irade vermiş, onunla araştırıyor ve mevcut olanı keşfediyor. Mesela uçağın, tayyarenin gökyüzünde uçması veya uzay gemilerinin hareket etmesi, sonra uyduların belli bir noktada durdurulması. Şimdi bu asırdaki gelen insanlar, yani 20. yüzyılda ve 21. yüzyıldaki insanlar bu dünyanın etrafındaki atmosfer üzerine böyle yol mu yaptılar da onun üzerine koydular uydular? Hayır. Cenab-ı Hak zaten yaratmıştı. İnsanoğlu onu keşfetti. Ha, böyle bir durum söz konusu, götürdü uydusunu oraya yerleştirdi. Hase bundan ibaret. Dolayısıyla kader, özür dilerim, yaratmak sadece Allah-u Teala'ya mahsustur. Peki efendim, insanların en çok zihnini kurcalayan konu kaderi iman, imanın altı şartındandır. Ancak kader nedir? Kaderi iman ettik elbette ki, ama kader nedir? Yani herkes söylüyor ya, kaderin bu, kaderin böyleymiş, böyle takdir edilmiş, ona rıza göster deniyor. Yani ezelde Cenab-ı Hak bizim bu şekilde böyle olmamızı takdir etmiştir. İşte iyilik de yapsak o takdir etmiştir, kötülük de yapsak o takdir etmiştir. Dolayısıyla biz bunu değiştiremeyiz. Ezelde Cenab-ı Hak herkes için bir senaryo hazırlamış. Dünyaya gelince insanlar da bu senaryoyu oynuyor. Mu? Öyle mi? Evet, pek çoğumuzun aklına gelen bir soru. Böyle mi oluyor? İslam alimleri hayır, böyle değil buyuruyor. O zaman insan itiraz eder. Ne diye? Ya Rabbi, benim bir suçum yok ki, kabahatim yok ki. Böyle yazılmıştı. Benim rolüm buymuş, ben de bu rolümü oynadım. Der, itiraz eder. Yani o zaman insanın iradesi olmaması gerekir. Yani mecbur olması gerekir. Yani Cenab-ı Hak cebir mi ediyor, zorluyor mu, böyle yapın? Düşünüyorsun, bazı şeylerde bakıyorsun, Allah Allah, üzerimizde öyle bir cebir yok, bir zorlama yok. Kendi şeylerimizi, kendi tercihlerimizi yapıyoruz. İnanma hususunda da, inanmama hususunda da, kabul etme hususunda, etmeme hususunda, ne bileyim, karar verme hususunda, kararsız kalma hususunda hep tercihlerimizi kullanıyoruz. O zaman bu tercih hakkımızın hiç olmaması veyahut da böyle bir şeyin hatırımıza gelmemesi lazım değil miydi? Yani mecbur olsaydık, o senaryoyu biz burada oynamış olsaydık, o zaman bir hiçbir ihtiyarımız, yani tercihimiz olmaması lazımdı. Halbuki biz tercihlerimizi yapıyoruz. Aa, diyoruz ki ben şu okula gitmek istiyorum. Ha, başarıyor mu başaramıyor mu? Aa, o ayrı mesele. Ama tercihimi kullanıyorum. Zorluyorum. Ya da şunu olmak istiyorum. Şöyle olmak istiyorum. Şunu yapmak istiyorum. Ya da şunu yemek istiyorum. Tercihimi kullanıyorum. Niye kullanıyorum o zaman? Yani mecbursan. Önüme ne konursa. Çok affedersin, özür dilerim. Kemik konursa da kemiği yemem lazım değil miydi? İtiraz ediyorum ama. Hayır diyorum, ben bunu yemem. Bana şunu getir. Getirtiriyor. Onu yiyorum. Demek ki insanda bir irade var. Cebir midir? Hayır. Yani zorlama mı? Hayır. İşte Kur'an-ı Kerim'de çok ayet-i kerimeler var. Mesela bu ayet-i kerimelerden bir tanesi de Hadid suresinin 22. ayet-i kerimesi. Meali itibariyle ayet-i kerimede bu diyor ki, dünyada olacak her şey, dünya yaratılmadan evvel ezelde levh-i mahfuza yazılmış, takdir edilmiştir. Bunu size bildiriyoruz ki hayatta kaçırdığınız fırsatlar için üzülmeyesiniz ve kavuştuğunuz kazançlardan, Allah'ın gönderdiği nimetlerden mağrur olmayasınız. Allah-u Teala kibirlileri, egoistleri sevmez buyuruluyor meali itibariyle bu ayet-i kerimede. Tabi bu ve benzeri yüzlerce ayet-i kerime var kaderle alakalı olarak. Bu ayet-i kerimeleri daha önce alimler görmüş ve bu ayet-i kerimeleri işte kendi sahip oldukları o bilgiyle, o ilimle izah etmeye kalkmışlar ve işin içinden çıkamayıp 72 sapık fırka çıkmış. Bu kadar iman konusunda. 72 sapık fırka çıkmıştır. Mesela bunlardan bir tanesi Cebriye'dir. Biraz önceki o arz ettiğimiz görüş bu Cebriye fırkasına aittir. İnsan ezelde kendisi için bir senaryo yazılmıştır. O senaryoyu burada oynamak mecburiyetindedir diyor. Hatta şöyle bir ifade kullanıyorlar. İnsan rüzgarın önündeki yaprak gibidir. Yaprak rüzgara karşı gelemez, koyamaz. Dolayısıyla rüzgar onu ne tarafa götürürse o oraya gitmek mecburiyetindedir diyor Cebriye. Bu ve benzeri şekildeki ayet-i kerimeleri görerek bu şekilde saplanmış kalmış, işinden çıkamamış. Ondan sonra hayrihi ve şerihi min Allah-u Teala. Hayır ve şer Allah-u Teala'dandır. Hayır ve şer Allah-u Teala'dandır.
Mutezile fırkası da burada böyle başlamış bocalamaya. Allah-u Teala iyilikleri yaratır, kötülükleri yaratamaz, yaratmaz. Yani Allah-u Teala'yı kötü sıfatlardan tenzih etmeye çalışıyor. Çalıştığı için de işin içinden çıkamamış bu ayet-i kerime tarzında. Onun için kul kendi fiilinin halıkıdır demiş. Ne demek o? Kul kendi işini kendi yaratır. Demiş güya Allah-u Teala tenzih ediyor ve insana yaratma sıfatını yükleyivermiş, geçmiş gitmiş. Bozuk mudur? Bozuktur. Sapık mıdır? Sapıktır. Fırkayı da halledir. Bu ve benzeri şekilde nice bu kaderle alakalı olan ayet-i kerimeler gördüğü zaman işin içinden çıkamamışlar. Zor bir konu. Zor bir konu. Anlamak, idrak etmek de zor. Mesela öyle ayet-i kerimeler var ki o ayet-i kerimeleri gördüğü zaman işin içinden çıkmak mümkün değil. Ve zamanımızda da mesela bazı kimseler dininizi Kur'an-ı Kerim'den öğrenin diyor. Ama hiçbir altyapısı yok. Hiçbir hadis-i şeriflerle o ayet-i kerimeler açıklanmış. Onlara hiçbir zaman baktığı yok, bildiği yok. Adamcağız onu okuyacak, mesela şunu okuyacak ve bu ve benzeri şekildeki ayet-i kerimelerin meallerini görecek. O zaman diyecek ki benim elimde hiçbir şey yok. Ha, günah işlediği zaman da haşa Allah-u Teala'ya yükleyecek. Bunu Allah-u Teala benim günah işlemimi ezelde yazmış. Ben de bunu yani bu senaryoyu oynadım diyecek. Benim elimde ne kabahat var ki? Zulmetti, çaldı, çırptı, hakaret etti. Benim hiçbir günahım olmaması lazım. Olmaması lazım. Diye düşünecek o ayet-i kerimeleri görünce ve işin içinden de çıkamayacak. İbadetleri terk edecek. İbadetleri terk ettiği zaman ne yaparım? Çünkü ibadet etmememi takdir etmiş. Etsem de etmesem de bir şey yaptığım zaman demek ki takdir etmiş. Yapmadığı zaman takdir etmemiş gibi bir düşünceye kapılacak ve netice itibariyle o da onu cehenneme götürecek. Çünkü itikattaki sapma, itikattaki imandaki yanlış inanış insanı cehenneme götürür. Mutlak cehenneme gidecek buyuruyor. İtikattaki sapıtma, mesela diğer günahlar affediliyor, şefaatle affediliyor, tövbe-i istiğfarla affediliyor. Peki yanlış bir itikada sahipse, bu yanlış itikadı tasih etmedikçe, düzeltip doğrusunu öğrenip ona göre iman etmediği müddetçe, buradaki hata sebebiyle mutlak cehenneme gidecek. Çünkü hadis-i şerif var. 72'si cehenneme gidecek. Ümmetim 73 fırkaya ayrılacak. Bunun biri doğru yolda kalacak, diğer 72'si cehenneme gidecek buyuruyor. Peki efendim o zaman bunun doğrusu nedir? Doğrusu nedir? Ehl-i sünnet alimleri uzun uzun ayet-i kerimeleri ve hadis-i şerifleri Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam hadis-i şeriflerini taramışlar, araştırmışlar. Mesela biraz önce naklettiğimiz o hadis suresinin 22. ayet-i kerimesini nakletmiştik meali itibariyle. İşte Allah-u Teala orada meali olarak dünyada olacak her şey dünya yaratılmadan önce ezelde levh-i mahfuza yazılmış, takdir edilmiştir. Bunu size bildiriyoruz ki hayatta kaçırdığınız fırsatlar için üzülmeyiniz. Ve kavuştuğunuz kazançlardan dolayı da Allah-u Teala'nın gönderdiği nimetlere karşı mağrur olmayasınız buyuruluyor. Ama bir başka hadis-i şerif var. Bu hadisi şerifi, bu hadis-i şerif bu ayet-i kerimeyi açıklıyor. Çünkü o hadis-i şerifte buyuruyor ki çalışınız. Herkes kendisi için takdir edilmiş olan şeye sürüklenir. Bu hadis-i şerif bu ayet-i kerimeyi açıklanıyor. Açıklıyor. Efendim o zaman çalışmayalım biz. Hayır. Hadis-i şerifte buyuruyor ki çalışınız. Çalışınız. Yani ve ehl-i sünnet alimleri bu hadis-i şerifte açıklıyorlar. Ayet-i kerimeyi hadis-i şerif, hadis-i şerifleri ehl-i sünnet alimleri açıklıyorlar. Buyuruyorlar ki ehl-i sünnet alimleri Allah-u Teala yarattığı şeylerin herhangi birisine kavuşmak için belli sebepler yaratmıştır. Kul bu sebeplerden hangisine yapışırsa ona kavuşur. Hangisine yapışırsa. Mesela ben diyelim ki buradan Erzurum'a gitmek istiyorum. Erzurum'a giden otobüse binersem ben Erzurum'a giderim. Ama Erzurum'a giden otobüsü değil de ben Trabzon'a giden otobüse binersem ben Erzurum'a varamam. Yanlış vasıtaya bindim ben. Tercihimi yanlış yerde kullandım. Tercihimi yanlış yerde kullandım. Evet, demek ki ben Erzurum'a gitmek istiyorsam Erzurum'a giden vasıtaya binmem lazım. Trabzon'a gitmek istiyorsam Trabzon'a giden vasıtaya binmem lazım. Efendim ben Mekke-i Mükerreme'ye gideceğim. Ha Mekke-i Mükerreme'ye gideceksen Mekke-i Mükerreme'ye giden uçağa binmen lazım. Ama sen Paris uçağına binersen Mekke-i Mükerreme'ye gidemezsin. Hatta İmam-ı Rabbani Kudüs'e sözleri bu ve benzeri zaman bu benzeri şekilde kendi zamandaki insanlara buna benzer misaller vermişler. Mesela bir kimse Hindistan'dan Delhi'den çıkıyor Mekke-i Mükerreme'ye, Kabe-i Muazzama'ya hacca gidecek. Ama Semerkant yoluna sapmış. Maveraun Nehir deniliyor ya efendim. Semerkant yoluna, Buhara yoluna sapmış. Gide gide oraya varıyor, ulaşıyor. Hac zamanı. Ben diyor, Kabe'ye geldiğini zannediyor.
Mekke'ye geldiğini zannediyor. Halbuki yapıştığı sebep yanlış, gittiği yol yanlış. O yol onu Semerkant'a, Buhara'ya götürüyor. Mekke'ye mükerremeye değil. Tercihini yanlış yerde kullandı. Ve netice itibariyle de neticesi de onun doğru çıkmadı, yanlış oldu. Burada Allah-u Teala'ya karşı, ya Rabbi sen beni ezelde böyle takt, hayır. Başında tercihini o yanlış kullandı. Yol ayrımı gelir, sorması lazımdı. Veyahut da iyi bilmesi lazımdı. Tercihini, burası Mekke'ye gider dedi. Dedi, böyle tercihini yaptı, iradesini o yana kullandı ve o tarafa gitti. Peki efendim biz bu noktada serbest miyiz? Yani irademizi kullanma noktasında serbest miyiz? Serbestiz tabii. Elimi kaldırmakta, ayağımı kaldırmakta Allah-u Teala bize bu iradeyi vermiş ve bu iradeyle biz kendimiz serbest hareket ediyoruz. Ha denirse ki peki efendim ben elimi kaldırmayı murad ettim, serbestim, elimi kaldırıyorum. Kaldırma anındaki o gücü veren Cenab-ı Hak'tır, yaratan Cenab-ı Hak'tır. Yaratmak ona aittir. Onun için ehli sünnet alimleri buyuruyorlar ki bir şeyin meydana gelmesi için 4 tane sebebin harekete geçmesi lazım. Cenab-ı Hak öyle yaratmıştır. Kulun Allah-u Teala'nın kudreti, Allah-u Teala'nın iradesi, kulun kudreti ve kulun iradesi. Önce kul seçiyor, tercih ediyor. Sonra kudretini o yöne tevcih ediyor. Ondan sonra Allah-u Teala'nın iradesi ve kudreti devreye girerek yapıyor. Dolayısıyla kulun iradesine ve kulun kudretini o yöne sevk etmesine ehl-i sünnet alimleri kesb demişler. Hatta İslam alimlerinin meşhurdur Dürri Yektaş Şerhi diye bir kitap var. O kitapta bile bu net bir şekilde açıklanıyor. Yani kulun iradesine, tercihine kesb denmiştir. O zaman kulun irade hakkı olmamış olsa, yani tercih hakkı olmamış olsa, o zaman Cebriye'nin dediği doğru olur. Benim tercih hakkım var. Mesela ben buraya gelip gelmemekte tercih hakkımı kullanıyorum ve mecbur ve mahkum değilim ki. Kimse tabancayı bana dayamıyor. Ben kendim istiyorum, kendim tercih ediyorum. Kendim geliyorum. Cenab-ı Hak da yaratıyor. Tercihimi ben bu yönde kullanıyorum. Yani ben buraya gelmedim, meyhaneyi de tercih edebilirdim. Başka bir yerle tercih edebilirdim. Ama tercihimi ben buraya kullandım. Ve Cenab-ı Hak da yarattı. Ha ben yaratmadım haşa. Ama tercihimi ben bu yönde kullandım. İrademi bu yönde kullandım. Ve Cenab-ı Hak da, yani kudretimi de bu tarafa doğru teksip ettim. Cenab-ı Hak da benim bu tercihimi yarattı. Yaratan o ait. Ona aittir. Yaratmak ona aittir. İşte kulun tercihine kesb denir buyuruluyor. Kesb. Bu sebepten dolayı insan mesuldür. Peki efendim ama Allah-u Teala insanın tercihlerini ezelde, ilmi ezelisiyle bilir mi bilmez mi? Bilir tabii. Yaratan yarattığını bilmez mi? Yaratan yarattığını hiç bilmez mi? Elbette ki bilir. Bilmek ayrı şey. Ben mesela uzun seneler öğretmenlik yaptım. Yani sene başından itibaren bir öğrencinin nasıl sene sonunda bir durumla karşılaşacağını biliyorum. Ama diyemiyorum ki sen kalacaksın. Bilmek ayrı şey. Yani sene başında söylesem, desem ki yavrum sen kalacaksın sınıfta desem, sene sonunda çocuk, efendim siz dediniz onun için kaldım diye beni itham edemez. O tembelliği tercih etti. Dersine çalışmadı. Kendi iradesini, kendi tercihini o yöne kullandı. Ha ben de onun o yapısına, o karakterine bakarak, yani belli doneler var. Ona göre bildim. Tahmin ettim. Dedim ki sen bu halde olursan kalırsın. Ve kaldı. Suç benim değil, onundur. Tercihini o öyle kullandı. Değiştirmedi kendisini. Allah-u Teala ilmi ezelisiyle yarattığı kulunun tercihlerini de bilir. Ama mecbur etmez. Ta ki kul tercih eder. İradesini o yöne şey yaratır. Ondan sonra da o kader olur. İş meydana geldikten sonra kaderdir. Öncesini zaten biz bilmiyoruz ki. Galiba kısa bir aramız var. Gönül Pınarı devam ediyor. Sevgili dinleyiciler, bu akşam konumuz kaderi iman. Gerçekten çok önemli bir konu. Bazen şarkılarda maalesef
hafife alınan ya da belki de konuşurken hiç farkında olmadan yanlış şekilde değerlendirip konuştuğumuz bir konu. Ancak tabii ki efendim böyle hassas konularda daha dikkatli olmak ve herhangi bir şekilde bir yorum yapacaksak da çok büyük itina etmek gerekiyor galiba. Elbette, çünkü kadere iman, imanın şartlarındandır. Hı hı. Cenab-ı Hak muhafaza buyursun. Yanlış bir kişi, yanlış şekilde inanmamız bizi cehenneme sürüklüyor. Çünkü kitaplarda anlatılırken deniyor ki ibadetlerdeki ibadetlerde zannı galip esastır. İbadetlerde zannı galip esastır. Ne demek o? Mesela abdestte noksanlık yapmışsındır ama düşünüyorsun, yok ben kolumu da yıkadım, yüzümü de yıkadım, ayaklarımı da yıkadım yani. Emredildiği şekilde yıkadım. Velev ki eksik olsa bile orada zannımız fazlaysa kurtarıyor, Cenab-ı Hak kabul ediyor onları. Ama imanda zannı galip yoktur. İmanda daha doğrusu zan yoktur. İlk kere ki nasıl kesin dört ederse, imanda da aynen o şekilde net, kesin inanmak gerekir. Demiştiniz daha önce, elhamdülillah Müslümanım demek gerekirmiş. Evet. Dolayısıyla itikat konularını tamam bilen birisinden dinleriz, kitaptan okuruz. Diyelim ki dinledik, okuduk. Yani kapasitemiz yetmedi, anlayamadık. Orada yapılacak bir iş var. Ya Rabbi, senin peygamberin ve onun varisi olan alimler nasıl bildirmişlerse, onlar nasıl inanmışlar ve iman etmişlerse, ben de aynen öyle inandım, iman ettim deyip kapatmalıdır buyuruyor. Çünkü mesela kader konusunu çok kimse zorluyor. Hatta bir zamanlar bir tanesi habire bizim maili meşgul ediyordu. İşte bu konuda diyor tartışmak istiyorum. Ya bu insanların yaptığı bir şey ki değil ki, niye tartışacaksın ki? Kitaplarda açık net. Ha, inanırsın, inanmazsın. Tercihini ya iman tarafına korsun veya inkar tarafına korsun. Efendim ben kabul etmiyorum. Ha, ben kabul etmiyorum derken bak iradesini ortaya koyuyor. Reddediyor yani. Tercihi var ki, ihtiyarı var ki söyleyebiliyor bunu. Allah Teala mecbur etmiyor ki bunu. Sen inkar et, inkar et demiyor ki. Hatta inkar edenlerin ahirette azap göreceğini bildiriyor. Efendim benim kafam almıyor. Aklım almıyor. Ya aklım almayabilir. Her konuyu da aynı şekilde aklım alamaz ki. Bu mümkün değil. Allah Teala insana akıl vermiş, irade vermiş. Fakat bu akıl ve iradeyle de her mesele çözülmediği için Allah Teala peygamber göndermiştir. Onun için Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki biz peygamber göndermeden herhangi bir kavme, herhangi bir kimseye azap edici değiliz buyuruyor Cenab-ı Hak. Ya o peygamber bizzat aleyhissalatü vesselam veya onun varisi olan alimleri onun kitaplarını görmesi lazım. Gördükten sonra kabul ederse mümin olur, reddederse kafir olur. Ölçü bu. Sonra dini konularda tartışma olmaz. Mesela zaman zaman televizyonlarda bakıyorsunuz, ekrana birkaç kişiyi çıkartıyorlar. Bunlar tartışıyorlar. Dini konularda tartışıyorlar. Ve bakıyorsunuz bu tartışan kimselere, insanlara İslamiyet'i öğretme niyetleri bakıyorsunuz, dinliyorsunuz konuşmalarını. Öyle bir niyetleri yok. O ona affedersiniz köpek gibi saldırıyor. O ona köpek gibi saldırıyor. O yok diyor, sen yanlış olsun. O ona saldırıyor falan. Ve bunlar din adamı kisvesi, kılığı ve sıfatıyla çıkartılıyor. Vatandaş onun sana bakıyor. Oho, diyor, din adamlarına bak diyor. Bunlar diyor zaten anlaşamamışlar. Demek ki diyor din karma karışık bir şey diyor. Ben onun için hiç bulaşmayayım. Zaten bu tip kimselerin yaptığı, esas yapmak istediği de budur. Maksattadır bunlar. Bunlar maksatlıdır. Ve İslamiyet'i öğretmek değil, dini öğretmek değil, dinden uzaklaştırmak, dinden nefret ettirmektir. Maksat budur, hedef budur. Yani Ehl-i Sünnet alimlerin kitaplarını dikkatli şekilde okuyan kimseler bu ve benzeri şekildeki hareketleri çabucak anlar ve yerli yerlere bunları oturtturur ve koyar. Dolayısıyla dini konular tartışılacak konular değil. Yani senin fikrin benim fikrim değil ki. Hadi oturalım pazarlık yapalım. İn aşağı çık yukarı. İşte 5 vakit namaz kaç olsun? 3 olsun. Yok olmadı ya. 2 olsa olmaz mı? Haftada bire indirelim ya falan. Ya Allah-u Teala'nın emri üzerinde tartışma olmaz. Pazarlık olmaz. İman edilecek şeyler bildirmiştir. Kader. Kadere iman. İmanın şartıdır. Efendim ben ona inanmıyorum. İnanmıyorsun. Külliyen hepsine inanmıyorsun. Çünkü bir tanesini reddettin, hepsini reddedersin. Peygamberlere iman. Efendim ben herkesin tamam şu peygamberleri kabul ediyorum ama şunları peygamber olarak ben kabul etmiyorum. Hepsini reddetmiş olursun. Namaz da kılmış olsan kafirsin. Çünkü iman bir bütündür. Onun için imanda zan olmaz. Efendim zannederim ki cennet vardır. Zannederim ki işte Sırat Köprüsü vardır. Zannederim ki mahşer günü dirileceğiz. Zan ile olmaz.
Gayba iman esastır ve inandım demek kesin olarak bunu bilmesi ve böyle inanması lazım. İmanda, iman konularında zan olmaz. Ama ibadetlerde zanlı galip esastır. Zanlı galip esastır. Bu namazda da böyledir, oruçta da böyledir. Mesela oruçta, diyelim ki Ramazan-ı Şerif'te oruç tutuyor. Sahura kalkacaktı, kalkamadı falan. Gündüz hatırladı, niyet şimdi orucun farzlarındandı ya. İşte akşam yatarken düşündü. Yani zanlı galip olarak kalbine ya dedi, ben akşamdan dedi zaten niyet etmiştim. Bitti yani o. Kabul oluyor o. Kabul oluyor. Mesela diyelim ki abdesti bozulmuştu Hanefi mezhebinde. Abdest aldığını biliyor. Ama ondan sonra mesela helaya gitti, tuvalete gitti, yattı, eli kanadı falan. Onu hatırlamıyor. Düşündü, benim abdestim var dedi. Bozulduğunu hatırlamıyor. Yani zannı galip olarak abdesti var kabul ediyor. Halbuki yok. Gidiyor namazını kılıyor. Kabul ediyor Cenab-ı Hak. Cenab-ı Hak kabul ediyor. Ama iman konusunda öyle değil. İman konusunda zan olmaz buyuruluyor. Orada kesinlik olması lazım. Mutlak bu böyledir diye inanmak ve iman etmek lazım. Bakın şimdi demin naklederken kader konusunda Allahu Teala işte Ehl-i Sünnet alimleri buyuruyor ki Allahu Teala kuluna akıl vermiş, irade vermiş. Bu iradeyle kul tercih yapıyor. Önüne çıkan alternatiflidir. Her kulun önüne çıkan. Muhakkak en az iki alternatif vardır. Bazen 3, 4, 5, 6, 7 tane alternatifli çıkar önümüze işler. Şeyde bile bazen mesela diyelim ki bir yere gideceksiniz. Otobüse gideceksiniz, dolmuşa bineceksiniz veya ne bileyim tramvay varsa, metro varsa onlara bineceksiniz veyahut da gemi varsa onlara bineceksiniz. Diyelim ki o anda gelmiştir bir gemi. Ya şundan gideyim diyorsun. Tercih ediyorsun. Veyahut da ya bekleyeyim de arkadan gelene gideyim. Bir kimse zorlamadı seni. Arkadan gelenle gitmek veya oradaki olanla gitmekten herhangi bir şekilde kimse zorlamadı. Sen tercihini kullanıyorsun, biniyorsun. Ha, bindin, kader oldu. Demek ki bu ona gidecekmiş. Ama sen tercihini kullandın, Allah-u Teala yarattı, sen de o vasıtaya bindin. Ha, ulaşırsın ulaşamazsın. O ayrı mesele. Sen tercihini kullandın mı? Kullandın. Allah-u Teala yarattı. Sen de o vasıtaya bindin. Gemiye bindin. Otobüse bindin. Dolmuşa bindin. Bindikten sonra da kaderdir. Yani sen orada tercihini kullanmış oldun. Bakın bu konuda Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam bir hadis-i şerifler var. Allah'tan korkun da istediğiniz şeylere kavuşmak için iyi sebeplere yapışın buyuruyor Peygamber Efendimiz. İyi sebeplere yapışın. Kötü sebeplere yapışmayın. Kudretinde ve iradesinde bulunduğum Allahu Teala yemin ederim ki hiçbir kimse ezelde ayrılmış olan rızkını tamam almadıkça dünyadan ahirete gitmez. Dünyadan ahirete gitmez. Tabii bu ve benzeri şekildeki hadis-i şerifler de mesela bize gelen mektup ve telefonlarda zihinlere takılıyor. Efendim diyor işte ayet-i kerimede de var, hadis-i şeriflerde de var. Bir kimse rızkını yemeden ölmezmiş. Bir kimse rızkını ölmeden yemez. Rızkını yemeden ölmezmiş. Şimdi diyor nasılsa benim bu rızkımsa bu nasılsa bana gelecek diyor. Nereden biliyorsun nasıl olsa geleceğini? Öyle takdir edilmiş. İşte kaderi yine yanlış anlıyor. Kaderi yine yanlış anlıyor. Halbuki Allah-u Teala sebepler yaratmıştır. Bu hadis-i şerifte bildirildiği gibi. Nedir mesela? Ben bir iş bulmam lazım kendime. Çünkü bana ezelde takdir edilen rızık Allah-u Teala'nın emridir. Bir işte çalışmam lazım. O vasıtayla gönderecek. Peki ben iş bulmazsam veyahut da toprağım var. Toprağımı sürmem emretmiş. Tohumu atmam emredilmiş. Sulamam, ilaçlamam emredilmiş. Ben bu sebeplere yapışmıyorum. Toprak duruyor, tarlam duruyor. Ya nasılsa burada buğday bitecekse biter, bitmeyecekse bitmez. Ben sürmedim, buğday da ekmedim. Ondan sinekleri toplarım ben o tarlada. Sinekleri toplarım. Efendim işte o şeyde tarladan ben yiyeceğim buğdayım varsa nasıl olsa gelmez mi? Hayır. Cenab-ı Hak sebeple gönderir. Hatta bir dinleyicimiz şöyle sormuştu. Efendim dedi ben dedi bir işim için dedi dua ettim dedi. Sebebe yapıştım dua ettim dedi. O işim oldu dedi. Ben de dua etmeseydim zaten olmayacak mı? Olacakmış demek ki o iş. Demek ki dua etmesem de olmayacak, olacakmışmış. Yani dua etmeme ne gerek var? Yanlış düşünüyor. Hem zahiri sebeple hem de dua sebebiyle o iş ezelde öyle takdir edilmiş. Bilemiyorsun ki hangi sebepten dolayı gelecek o. Sen iki sebeple yapıştın, Allah-u Teala verdi. Yapışmasaydın gelmeyecek miydi? Gelmezdi. Çünkü Cenab-ı Hak kazayı muallak olarak yaratıyor çok şeyleri. Şartlı yaratıyor. O da bizim meçhulümüzdür. Bir sebep altında mesela ben çalışacağım, toprağa süreceğim, ne bileyim benzeri şeylere yapışmam lazım. O sebebe yapıştıktan sonra gelecek ya dua ederek, ya ilaç kullanarak, ya ne bileyim başka bir sebepten dolayı o sebebe yapışacağım, ondan sonra onun neticesine kavuşacağım. Yapışmasaydım o olmayacak mıydı? Olmayacak tabii. Vaktiyle. Çünkü kader konusu bütün ümmetlere, bütün Adem Aleyhisselam'dan itibaren gelen bütün peygamberler iman konusu hep aynıdır.
bir peygamberin ümmetinden bir tanesi bir gün böyle işte sahrada veyahut da ormanda neyse dolaşırken bakmış bir arslan işte avını yakalamış getirmiş falan orada parçalamış yiyor. Bakıyor ileride bir de kötürüm ayakları falan sakat bir tilki. Aslan yiyip bitirdikten sonra çekiliyor. Tilki tam tilkinin yakınına getirmiş böyle kötürüm bir tilki. Onun yanında avını yemiş bitirmiş karnını doyurmuş çekilince geri kalan da kötürüm tilki yiyor. Adam ona bakmış yanlış kıyas yapmış. Aa diyor demek ki diyor insanın ayağına geliyormuş bu rızkı diyor. Tamam diyor ben anladım bu meseleyi diyor. Gidiyor bir mağaraya. Bir gün bekliyor iki gün bekliyor. Habire ibadetle meşgul. Nasıl ayağına geleceğini zannediyor ya. Ve o kavme gönderilen peygambere Allah-u Teala vahy ederek buyuruyor ki git falan mağaradaki kuluma söyle. O ahmak kuluma söyle. Eğer mağaradan çıkıp insanların arasına karışmaz ve sebeplere yapışmaz onu açlıktan öldürürüm buyuruyor Cenab-ı Hak. Açlıktan öldürürüm. Benim adetimi mi değiştirmek istiyor buyuruyor. Adetimi mi değiştirmek istiyor? Ya ulul azm olan Musa aleyhisselam Allah-u Teala. Ve hastalanıyor bir gün. Doktorlar diyorlar ki efendim bu hastalık için şu ilaç iyi gelir. Kullanmam diyor. Çünkü hastalığı yaratan Cenab-ı Hak şifasını da verir diyor. Kullanmayacağım. Israr ediyorlar kullanmayınca vahiy geliyor. Cebrail aleyhisselam geliyor. Allah-u Teala emrediyor bu ilacı iç diye. Bu ilacı kullanıyor. O ağrı gidiyor. Hastalıktan şifa buluyor. Sonra Allah-u Teala arz ediyor. Ya Rabbi diyor. O hastalığı yapan, onlara güç kuvvet veren o mikropları yaratan kim? Allah-u Teala buyuruyor ki benim. Peki diyor onları imha eden, şifa gücü verdiğin o otlardaki diğer o canlıları, o mikropları, faydalı mikropları, onları imha eden mikropları yaratan kim? Allah-u Teala buyuruyor ki benim. E diyor o zaman tabibe ilaca ne gerek var? Yani ikisini sen yaratıyorsun. Ne lüzum var ona? Ne gerek var ona? Allah-u Teala buyuruyor ki sen benim adetimi mi değiştirmek istiyorsun? Ben ezelde böyle yarattım buyuruyor. O doktor kulum, eczacı kulum benim şifa için yarattığım sebepleri araştıracak. Ben de ona o kanaldan rızık göndereceğim. Ben ezelde böyle murad ettim buyuruyor. Yani belli sebepleri belli şeylere kavuşmak için vasıta yaratmış Cenab-ı Hak. O sebebe yapışman gerekiyor. O sebebe yapışırsan neticesine kavuşacaksın. Ha şu hatıra gelebilir. Evet ben zahiri sebeplere yapıştım. Dua da ettim. Bir şey talep ettim ama olmadı. Ha kazayı mübrem olarak Cenab-ı Hak yaratmamış olabilir. Bu bir. İkincisi bazılarınınki de güç meydana gelir. Zor meydana gelir. Mesela bir sene denir olmaz. Mesela üniversiteye girmek için uğraşan çocuklar var. Gençler var. Bir sene giriyor olmuyor. İkinci sene deniyor. Olmuyor. Üçüncü senede istediği yeri tutturabiliyor. E şimdi efendim işte bu ilk sene deseydik ha demek ki bu benim kaderimmiş. Halbuki Allah-u Teala üçüncü defa da yaratıyor onunkini. Üçüncü defa denemesini yaratıyor onunkini. O sebeplere yapışması lazım demek ki. Bilemiyorsun ki sen onu. Ama sen diyorsun ki bir zorluğu görüyorsun. Ya zaten ben bu işi yapamayacaktım ya. Zaten kaderimde yokmuş ya. Tamam ya kapattım bu defteri. Kendin tercih ettin bunu. Kendin tercih ettin bunu. Zorlamadın. Sebebe yapışmadın. Efendim zorlasaydım olur muydu? Olmayacağını nereden biliyorsun? Olmayacağını nereden biliyorsun? Musa Aleyhisselam'a mesela Allah-u Teala diyor iç onu. Yoksa diyor şifa vermem. Öbür kuluna çıksın mağaradan yoksa açlıktan öldürürüm buyuruyor. Çıksın mağaradan yoksa açlıktan öldürürüm. Nitekim zamanımızda olmuyor mu? Sebeplere yapışmayıp da tembellik sebebiyle çalışmayıp bu şekilde açlıktan nefesleri kokanlar ve ölenler yok mu? Var. Elbette ki var. Yani Allah-u Teala'nın yarattığı sebeplere mutlaka yapışmak gerekmektedir. Hatta din büyükleri tarif ederlerken kaderi kader ilmi mütekaddimdir, cebri mütehakkim değildir. Ne demek o? İlmi mütekaddim yani Allah-u Teala'nın ezelde bilmesidir. Cebri mütehakkim Allah-u Teala'nın zorla yaptırması değildir. Ve ehl-i sünnet alimleri anlatırlarken buyuruyorlar ki insanda irade vardır, tercih vardır. Mutlak mıdır bu? O mutlak irade sahibi sadece kendisindedir. Cüz'i irade vermiştir bize. Peki cebir var mıdır? Cebir olsa o zaman Allah-u Teala haşa zalim olur. İkisinin ortasıdır buyuruluyor. Ve insandaki o irade tercihe de işte ne deniyor? Kesb demişler ehl-i sünnet alimleri. Böylece bizim mesuliyet sahamız başlamakta ve oradan sorumlu olmaktayız. Şimdi efendim mesela kitaplarda anlatılırken tabii kader konusu işlenirken anlatılıyor. Bir kişinin sait olmasının alameti. Yani kadere bu kadar naklettiğimiz kadar iman etmek, inanmak kafidir.
Daha geniş bilgiler, bilgi edinmek isteyen kitaplar var. Mesela Mevlana Halid Bağdadi Hazretleri'nin İtikadname isimli kitabı var. Kemahlı Feyzullah Efendi bunu Türkçe'ye tercüme etmiş, Osmanlıca'ya tercüme etmiş. Hakikat kitabı de bunu, herkese lazım olan iman diye tercüme etmiş. İşte orada Mevlana Halid Bağdadi Hazretleri imanın şartlarını anlatırken kader konusunda uzun uzun bildirilmiş ve anlatılmış. Değişik kitaplarda uzun uzun bildirilmiş bunlar. İtikad kitap, itikad bilgilerini anlatan kitaplar, akaid kitapları deniyor. O kitaplarda mevcuttur efendim. Şimdi bir kişinin sait olması, ne demek sait olması? İman etmesi, Allah-u Teala'nın emirlerini yerine getirmesi demektir efendim. Sait olmasının alameti Allah-u Teala'nın takdirine, yani onun kaza ve kaderine razı olması. Şimdi kadere iman ettikten sonra, kadere iman konusu hassas bir konu. Aynı zamanda din düşmanlarına çok saldırdığı bir konu. Ve diyorlar ki din düşmanları, efendim işte Müslümanlarda kadere iman konusu var. Dolayısıyla kadere iman konusu Müslümanlar tembelleştirmiştir, zayıflamıştır. Hatta zamanımızdaki misyonerler faaliyetlerini sürdürürken, bakın işte yeryüzündeki Müslüman memleketlerden hangisi kalkınmıştır, hangisi ilerlemiştir? Hepsi borç batağındadır, hepsi başkasına el avuç açıp duruyor. Ama batılı ülkeler habire ilerliyorlar gibi bu şekilde böyle saldırıyorlar. Böyle saldırıyorlar. İslamiyet'i bilmiyorsa, dinini öğrenmemişse, ehl-i sünnet alimlerinin kitaplarından öğrenmemişse bu insan cahil olduğu için çabucak bunlara kanar ve netice itir. Dinini terk eder ve dinsiz olur. Halbuki Müslüman ilim sahibi olur. Müslümanlar ilim sahibi olunca İslamiyet'e daha çok sarılır. Ama cahil olunca uzaklaşır. Ve Hristiyanlık alemi de ilimleri arttıkça Hristiyanlıktan uzaklaşırlar. Cahil oldukları sürece Hristiyanlıkta kalırlar. Ne kadar ters değil mi birbirine? Tabi biz ilahiyatı okurken o zaman Yüksek İslam'da isimleri çeşitli vesilelerle Anadolu'ya gelmiş biri kadın iki erkek misyoner. Yani onlar işte turist babında gelmişse sonra oturup konuşunca anlaşıldı. Misyoner olarak geliyorlar. Gelmişler. Okulda işte o, hangi niyetle gelirlerse Yüksek İslam'a. Orada kendilerine bir soru sorulmuştu. Ha, orada konuşurken dedi ki aynı şeyi söylüyorlar misyonerler. Hani Müslüman ülkelerden hangisi ileride falan diye. Bir arkadaşım birisi dedi ki peki dedi yani Hristiyanlık ilerlemeye mani değil. İlerlemenin aynı şekilde lokomotifliğini mi yapıyor? Elbette dedi. Gayet rahat. Gayet rahat. O zaman arkadaş dedi ki tarihte ilk Hristiyan devlet hangisidir bilir misin dedi. Hangisiymiş dedi. Bugün Etiyopya diyorlar, Habeşistan orası. Habeşistan. Hala Hristiyanlar bir yerlerde sürünüyor. Etiyopya. Hala yerlerde sürünüyor. Tarihte ilk Hristiyan devlettir. Müslümanlar dünya hakimiyeti kurduğu zaman neredeydi onlar? Hala duruyordu. Yerlerde sürünüyordu. Yerlerde sürünüyordu. Ve bugünkü Avrupa uykusundan uyandıran, Amerika dahil olmak üzere bunları uykusundan uyandıran, harekete geçiren de Osmanlı devleti olmuştur. Selçuklu olmuştur. Doğuda Gazneliler olmuştur. Yine batıda Endülüsler olmuştur. Endülüs Müslümanlar olmuştur. Dünyayı uykusundan uyandıran bunlar olmuştur. Orta çağda Hristiyanlık alemi zifiri karanlıktı. Cehalet girdabı içerisinde yuvarlanıyordu. Peki biz bugün onların o düştüğü duruma niye düştük? Cenab-ı Hak bize öyle bir nimet ihsan etmiş ki, İslamiyet gibi nimet ihsan etmiş. Allah-u Teala'nın bu emirlerini terk etmişiz. Onun için din düşmanları, işte efendim Müslümanlar kadere iman ettikleri için böyle gerilediler diyor. Halbuki tam tersi, kadere iman insanın çalışmasını temin eder, tembelleşmesini değil. Onu iyi anlamak lazım. Niye? Çünkü Müslüman iyi bilir ki Allah-u Teala herhangi bir şey yaratacağı zaman belli sebepler zinciri altında yaratır. Müslüman elinden geldiği kadar gücü, takatı nispetinde o sebeplere yapışır. Hatta Müslümanın bir avantajı da hem sebeplere yapışır, Cenab-ı Hakk'ın emri olduğu için hem dua eder, takatını, gücünü zorlar. Ve zorlattan sonra eğer eline geçmezse orada rıza gösterir. İşte kadere razı olmak orada gelir. Yani takdir odur. Takdir odur. Ama elinden geleni yapar. Mesela harplerde kendisini çok göstermiştir bunu. Ve işte toplumumuzda zaman zaman şimdi gazetelerde şurada burada falan şey yapılıyor işte efendim sosyal patlama bekleniyor falan. Daha önceki bizim toplumlarda sosyal patlama yoktu. Beklenmiyordu. Öyle bir şey de olmazdı. Kıtlık, nice kıtlıklar görmüştür bu millet. Ama gıkı çıkmamıştır. Gıkı çıkmamıştır. Yani Anadolu'daki bütün Birinci Can Harbi olmuş, ondan sonra İstiklal Harbi olmuş. Habire durmadan Yemen cephesi de demiş, Balkanlar cephesi demiş. Durmadan en son ferdine kadar habire asker göndermiş. Yani köylerimizde yerleşim merkezlerinde erkek kalmamış. Bunlar gitmiş. Ama o Anadolu insanı işte çocuk dünyaya gelmiş ama babasını hiç görmemiş ki.
Hiç bilmiyor, tanımıyor. Yetim kalmış. Ama o kadıncağız didinmiş, sırrını kimseye söylememiş. Toprakla haşır neşir olmuş, ne bileyim el emeğiyle şeyle. Hem o yetimi büyütmüş, hem gayret etmiş, sızlanmamış, sosyal patlama diye bir şey yok. Niye? Allah-u Teala iman ediyor, kaderi sıza gösteriyor. Sebeplere yapıştım ama dört taraftan gelen netice itibariyle böyle oldu. Bu da Cenab-ı Hakk'ın takdiridir diyor. Sebeplere yapıştım, yapıştı. Ama orada yılgınlık göstermedi, strese girmedi, depresyona girmedi, isyan da etmedi. Ve o badireyi de o şekilde atlatmasını bildi. Ama kadere iman konusu olmasa o zaman fren patlar. O zaman fren patlar. İşte sosyal patlama dedikleri hadise o zaman zuhur eder. Yani İslamiyet'ten tecrid edilirse, bu bilgilerden toplum uzaklaştırılırsa, o toplumu neyle frenleyeceksin ki sıfatlarını? Mümkün değil ki. Nasıl tutacaksınız? Hangi kuvvet onu durduracak ki? Hangi kuvvet onu durduracak? O zaman sosyal patlama olur tabii. Ama İslamiyet insanlarda, fert bazında da toplum bazında da sıbopluk vesvesi yapar. Niye? Müslümanlık ayrıca ne var? Yardımlaşma var. Ve Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam bildirmiş olduğu o hadis-i şerif var. Müslümanlar yek vücut gibidir, bir vücut gibidir. Tırnağın acısa bütün vücut onu hisseder. Dolayısıyla yardım eder. Kendi mahallesindeki veya köyündeki, şehrindeki, kendi sitesindeki garip birisini duymuşsa yiyecek olarak ona destek verir. Dolayısıyla o unutulmaz, zelil olmaz, perişan olmaz. Ama sen insanlara dinden tecrid edersen, dinden soyutlarsan, hep madde koyarsan önlerine ne olur ondan sonra? Onu da eline geçiremeyince strese gider. Ondan sonra da intiharlar başlar. Sosyal patlamalar olur tabii. Allah-u Teala muhafaza buyursun. Bir aramız mı var? Evet efendim. Bir aramız var. İnşallah sonra birlikteyiz. Gönül Pınarı devam ediyor. Huzurunda tekmil veren, hazırlığım yok iken, istemeye yüzüm mü var? Ben bir asi kul iken, amellerim hep te noksan, günahlarım çok iken, sonsuz şirin cennetinden bir bahçe ver ya Rabbi. Kuvvetinle, kudretinle sen her şeye kadirsin. Her lahzayı görüp bilen, hem bir asi kul iken, gökte, yerde, deryalarda hak diye nazırsın. En müşküllü evhallarda bizi koru ya Rabbi. Biz her şeyden habersiziz. Neşeli güdüyoruz. Felaketler burnumuzda, bir şeycik görmüyoruz. Hep ayakta uyuyoruz. Yarını sormuyoruz. Neyi kimden öğreniriz? Sen esirge ya Rabbi. Kimi hasta yatağında, yan üstünde dönemez. Her nefeste bin bir azap, ölmek ister, ölemez. Evde midir, yolda mıdır, hastane mi bilemez. Böyle acil hastalara şifayı ver ya Rabbi. Kimi esir edilmiştir, zulüm altında inliyor.
kimi müebbete mahkum, af af diye inliyor. Kimi gece ranzasında ecelini bekliyor. Hürriyetten bizi mahrum etmesen ya Rabbi. Kara toprak üzerimde acep kaç yıl kalacak? Yüce Mevlam, o kabirde halimiz ne olacak? Nasıl cevap vereceğiz? Bize ne sorulacak? Bülbül gibi dilimizi sen konuştur ya Rabbi. Bizi İslam yaratmakla lütfi ihsan eyledin. Resulüne ümmet ettin. İzzeti ikram eyledin. Aya, güne, puta değil, kendine ram eyledin. İnanmışız varlığına, birliğine ya Rabbi. Bizi yakmak istemezsin. Merhametin yücedir. Efsaneli, aldatıcı dünya bilmecedir. Nice şaşkın, bu alemi sanır bir eğlencedir. Böyle gaflete bırakma bizi, uyar ya Rabbi. Milyarlarca insanoğlu şu toprakta yatıyor. Can vermenin lezzetini bütün alem tadıyor. Günde 100.000 kere kalbim varlığınla çarpıyor. Cehennemin şiddetinden bizi koru ya Rabbi. Bu dünya bir pencereymiş. Her geçen bakıp geçer. 1.000 sene de burada kalsa 2 yudum su içer. Hiçbir canlı baki değil. Her doğan gelip geçer. Senden koptuk, senden geldik. Dönüş sana ya Rabbi. Saadet bu dünyaysa, zevk bunun neresinde? Hani anam, hani babam, ben onların peşinde. Ölüm tehdidi yetiyor, inan her nefesimde. Bizi lütfunla affeyle, sen bağışla ya Rabbi. Neredesin ey sevginin ikliminde şavkıyan? Tut ki güneşini arayan aydın dün gece. Hasretle yanmış gönül suya kanmaz dediler. Ne baharla geleni sensin sandım dün gece. Biz hiç yazı görmedik. Kışta doğdun dediler. Nevbaharla geleni sensin sandım dün gece. Bu bahçeler onundur, bazen uğrar dediler. Bir gülün kokusunda seni duydum dün gece. Dallarda tomurcuklar, ufukta bulutlar var. Efendim, sultanım, çok yalvardım dün gece. Tam çiçekler açıyorken, başaklar bağlanmışken, titredim efendim, seni andık dün gece.
arzın yüreğine dön ve halini arz et dediler. Diz çöktüm, boyun büktüm, avuç açtım dün gece. Onun geçtiği sokaklar misler saçar dediler. Ötelerden kokularla geldin sandım dün gece. Biz devrin yetimiyiz. Yok derler sahibiniz. Sahibim, efendim sensin sandım dün gece. Bir muzdarip kalbe akan yaşa gelir dediler. Ellerinle elimi tuttun sandım dün gece. Gönül Pınarı devam ediyor. Sevgili dinleyenlerimiz, GT FM'de Gönül Pınarı programı devam ediyor tüm hızıyla. Sizinle olan beraberliğimiz bir müddet daha elbette devam edecek. Bu akşam konumuz kadere iman, çok önemli bir mevzu. Üzerinde çok konuşulan bir konu. Ancak elbette her konu hakkında olduğu gibi dini noktalarda da bu konuda elbette çok uzun yıllar ilim görmüş ya da İhtisas yapmış insanların konuşması gerekiyor efendim, değil mi? Gerçi böyle insanlar olduğunu söyleyen insanlar belki çıkıp çok farklı davranışlarda bulununca dinle ilgili farklı görüşlere yol açıyor. Ama İslamiyet'e görüş ve yorum olmaz. Yani Peygamber Efendimiz, daha doğrusu ayet-i kerimelerde Allah-u Teala bildirmiş. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunları açıklamış. Allah-u Teala Peygamber Efendimizin varislerini yaratmış. Bunlara İslam alimleri diyoruz, müştehit alimleri diyoruz. Bunlar da işin aslını, esasını açıklamışlar ve kitaplarına bildirmişler. Bizden istenen bunları okuyup doğru olarak öğrenmek, bu şekilde iman etmektir. Bakın, Ehl-i Sünnet'in reisi olan İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri, İmam-ı Cafer-i Sadık Hazretlerinden bir gün sorar. Allah-u Teala insanların istekli işlerini onların arzusuna bırakmış mıdır diye sorar. Cafer-i Sadık Hazretleri, Allah-u Teala rububiyetini, yani yaratmak ve her istediğini yapmak büyüklüğünü aciz kullarına bırakmaz cevabını verdi. Bunun üzerine İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri, peki efendiler, o zaman Allah-u Teala kullarına işleri zorla mı yaptırıyor diye bir soru soruyor. Cafer-i Sadık Hazretleri, hayır, Allah-u Teala adildir, kullarına zorla günah işletip sonra cehenneme sokmak onun adaletine yakışmaz cevabını verir. Bunun üzerine İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri tekrar sorar. Peki efendim, o halde insanların istekli hareketi kimin arzusu ile oluyor, kim yapıyor diye sordu. O da cevabında, işleri insanların arzusuna bırakmamış ve kimseyi cebretmemiştir, yani zorlamamıştır. İkisi arası ola gelmiştir. Yaratmayı kullarına bırakmadığı gibi zorla da yaptırmaz buyurdu. İşte Ehl-i Sünnet alimleri buyuruyorlar ki, kulların ihtiyarı, yani istekli hareketlerini, işlerini Allah-u Teala yaratmaktadır. Onun kudretiyle var oluyor. Fakat insanın kudreti de karışmaktadır. İstekli hareketlerimiz Allah-u Teala'nın kudretiyle yaratılır ve bizim kudretimiz ile kesbedilmiş olur buyuruyorlar. Ehl-i Sünnet'in bildirdiği budur. Böyle bilmek ve böyle inanmak lazım. İşte insanlar ve hayvanlar irade-i cüziyeleriyle bir işi yapmayı diler. Bu dilemi kesbetmek denir. Allah-u Teala da diler ve bu işi yaratır. Kul bir şey yaratamaz. Elin ayağın kımıldamasını, dilin söylemesini, gözün açılıp kapanmasını, görmesini yaratan Cenab-ı Hak'tır. Sineklerin, böceklerin, mikropların, yıldızların, rüzgarların hareketlerini ve titreşimlerini, elektrik itme ve çekmesini, maddenin çekimini, sıvıların ve gazların kaldırma kuvvetlerini yaratan yalnız Cenab-ı Hak'tır. İnsanların, hayvanların, cinlilerin ve ruhlarımızın rızkını yaratan, gönderen de odur. Hepsinin rızkını yaratan ve gönderen de odur. Efendim, helalden gelene de, haramdan gelene de rızık denir. Mutezile, haramdan gelen rızık değildir demiştir ki bu yanlıştır tabii. Her canlının rızkı tükenmeyince
Her canlının rızkı tükenmeyince eceli gelmez, ölmez. Kimse kimsenin rızkını yemez. Rızık ibadet yapmakla artmaz ama bereketlenir. Allah-u Teala herkesin rızkını ezelde takdir, tayin etmiş, ayırmıştır. Bu artmaz ve azalmaz. Canlıları öldüren, ölüleri dirilten, sağlamları hasta yapan, hastaları iyi eden yalnız odur. Tabii biz bunları naklederken bazılarının hatırına hemen gelebilir. O zaman bizim elimizde ne var? İşte yaratan, yaşatan, öldüren, veren, eden hepsi odur diye naklettiniz. Ne oldu şimdi? Rızık artmaz, eksilmez. Tabii her birisi İslam alimleri tarafından uzun uzun açıklanmış ve belirlenmiş. Rızık artmaz. Azalmaz da. Peki rızık ne? İnsanın yiyerek tükettiği, yiyerek eskittiğidir buyuruyor. Yani boğazdan geçene rızık denir. Efendim o zaman ben çalışmayayım. Hayır. O ayrı. İslam alimleri buyuruyorlar ki çok çalışmak rızkı değil, malı arttırır. Malı arttırır ama rızkı arttırmaz. Çok paran olur, çok zengin olursun. Ama Cenab-ı Hak bir hastalık verir yiyemezsin. Yani bir hastalık meydana gelirsen de yiyemezsin onu. Nitekim öyle hadiseler başımızdan, hepimizin başından çok geçmiştir. Mesela Türkiye'nin bir numaralı zengini şeker hastası yiyemedi. Çok malı mülkü vardı ama öldü gitti adam. Ama hepsini yiyemedi. Parası çoktu. Ha, çok çalıştı. Malı çok oldu. Meşru gayrimeşru. Onu biz bilemeyiz. Hesabını kendisi verecektir. Malı çoktu ama boğazından geçen o kadar değil. Ve yine ehl-i sünnet alimleri buyuruyorlar ki mikroplar, doktor, azar ailesiyle birer sebeptir. Mesela mikrop bir sebeptir. Niye? Hastalık yapmaya. Faydalısı da vardır mikropların. Zararlısı da vardır. Yani faydalı işler yapmaya da sebeptir. Zararlı işler yapmaya da sebeptir. Onlara güç, kuvvet veren ve onların neticesini yaratan Cenab-ı Hak'tır. Doktor da aynı şekilde yaratamaz, şifa veremez. Şifa için sadece sebeptir. Azrail Aleyhisselam öldüremez. Gücü yetmez. Mahluktur çünkü. Azrail Aleyhisselam da gücü yetmez. Azrail Aleyhisselam sadece ölümde bir vasıtadır, sebeptir. Allah-u Teala emrediyor. Allah-u Teala ona güç, kuvvet veriyor. Ruhu bedenden alıp götürüyor. O kadar yani. Bunlar tesir edici işi yaratan, bunlar tesir edince işi yaratan, bunlara tesir eden Cenab-ı Hak'tır. Mesela ateş yakar, buz dondurur, kar üşütür. Şimdi ateşe yakma gücünü veren Cenab-ı Hak'tır. Efendim ateşi yakmama gücünü de verir tabii. İbrahim Aleyhisselam ateşe atıldı. Allah Teala buyurdu ki berden selam hadi. Soğuk oldu dedi. Soğuk oldu. Yakamadı. Soğuk oldu, yakamadı. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hendek Muharebesi'nde Eshab-ı Kiram'dan bir zat anlatıyor. Ayakta duramıyoruz diyor. Bir taraftan açız, bir taraftan da öyle bir soğuk var, öyle bir fırtına var ki ayakta duramıyoruz. Tir tir titriyoruz. Böyle dedi, çöktük, bekliyoruz. Resulullah Efendimiz buyurdular ki içinizden hanginiz karşı tarafa gider, Kureyş'in içerisine girer de oradan istihbarat, bilgi toplar getirir. Peygamber Efendimiz bir emrine canlarını feda eden Eshab-ı Kiram o kadar çok soğukmuş ki ayakta duramıyorlar. Yani bir ses çıkmamış. Nihayet Eshab-ı Kiram'a bunu anlatan zat diyor ki bana dedi sen git. Zor duruyorum diyor Resulullah Efendimiz'in. Ayağı zor kalktığımda her tarafım titriyor diyor. Yani ayakta duramıyorum, diz çöküyor, diz çekecektim diyor. Ya Resulallah halimi görüyor, nasıl gideyim diye sordum. Resulullah Efendimiz dua ettiler ve eliyle böyle başımdan itibaren sıvadılar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam eliyle böyle başımdan itibaren sıvayınca beni dedi diye anlatıyor. Birden dedi böyle dedi iliklerime kadar ısındım dedi. Hiçbir şey yok yani dışarıda fırtına esmiyor. Soğuk yok zannettim dedi. Gayet rahat bir şekilde gittiğim karşıya geçtiğim. Karşı tarafta dedi böyle dedi öyle bir fırtına var ki öyle bir soğuk var ki dedi. Çadırların direkleri sökülüyor çadırlar havada uçuyor dedi. Düşmanın dedi başımı da sardım dedi. Zaten giyinişleri birbirlerine benzettikleri için. En ücra noktalarına kadar ve diyor kumandanlar karargahına kadar komutanlar karargahına kadar gittim. Oturdum dinledim. Ateşin etrafında gece oluyor bu hadise. Neler konuştuklarının hepsini bir öğrendim. Gerisin geri geldim. Hendek'in dar yerinden tekrar atlayarak geçtim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bu haberlerin hepsini bildirdim. Ne oldu ondan sonra biliyor musun? Gene başladım titremeye diyor. Anladım ki diyor o anda o soğuğun içerisinde soğuğu hissetmiyor. Soğuğu hissetmiyor. O ayrı bir husus. Yani demek ki soğuk her zaman üşütmez. Ateş de her zaman yakmaz. Buza veyahut da fırtınaya o gücü veren Cenab-ı Hak'tır. Kısa bir aramız var galiba efendim.
Sevgili dinleyenlerimiz, Gönül Pınarı TGRT FM'de devam ediyor. Konumuz bu akşam kadere iman. İmanın altı esasından bir tanesi. Ve az önce yine Osman hocamızın da naklettiği, aktardığı şekilde imanın bir esasına inanmamak insanın imanının tam olmamasını sağlıyor. Efendim, gerçekten de çok önemli bir konu, çoğumuzun yanlış anladığı, yanlış algıladığı bir konu ve belki de özellikle siz de bahsettiniz, çoğumuzun karşısına çıkan bir husus vardı. Madem öyle işte Müslüman ülkeler neden bu hallerdeler diye. Demek ki bizim sebeplere tam anlamıyla yapışmamamızdan kaynaklanan bir fakirlik yaşanıyor. Halbuki belki gerçekten sebeplere de tam anlamıyla yapışılsa, yapılması gerekenler tam anlamıyla yapılıp doğru tercih, doğru yerde kullanılmış olsa, demek ki bizim de ilerlememiz için herhangi bir sebep yok. Elbette, ecdadımız ilerlemiş ve dünya hakimiyeti kurmuş ya. Onlar mesela bu hadis-i şerifte bildiren çalışınız emrine uymuşlar. Sebeplere yapışmışlar. Yan gelip yatmamışlar. Mesela çeliğe en güzel suyu veren ecdadımızdı. Osmanlı kılıcı diyorlardı. Niye? Oturduğu yerde olmamış o. Çok affedersin, dev çalarak toprağın içerisinde maden çıkıp takılmış olmamış yani. Uğraşmış, didinmiş, tecrübe etmiş, araştırmış. Ondan sonra da çeliği en güçlü hale getirtirmiş. O hale getirtirmiş. Demiri çelik haline ve onu da güçlü hale sokmuş. Keman keşler, ok atanlar. Talimler yapıyordu. Kuvvetkin sahasında 400 metreye kadar vuruyordu. Yani öyle enteresan şeyler anlatılıyor ki mesela o okçular arasında. Okun bir tanesini atıyor, arkasından ikinci ok attığı zaman yere 3 tane ok birden düşüyor. Birisini kalın atıyor, arkasından bir tane daha atıyor. Öndeki gideni yakalıyor, arkadaki ok onun ortasından giriyor. İkiye bölüyor, 3 olarak yere iniyorlar. Yani bunu yapmış. Neyle? Çalışarak, oturduğu yerde def çalarak olmamış bunlar. Müzik dinleyerek olmamış. O zamanın en iyi savaş teknikleri bunlar. Elbette, elbette. Karadan gemileri yürütmüş. Sadece Fatih Sultan Mehmet Han değil, Turgut Reis de yürütmüş. Turgut Reis de yürütmüş. Onu bir körfezde böyle, adaletli bir körfezde sıkıştırmışlar, kaçtılar. İşe yaramaz gemilerden birkaç tanesini öne şey yapıyor falan. Tahtadan, bugünkü bizim işte vitrinlerde görmüş olduğumuz o mankenler var ya efendim, onun gibi şeyler yapıyorlar. Onlara levent elbiseleri giydiriyor. Deniz askerinin kıyafeti ya efendim. Onları da gemilerin üzerine koyuyor. Nöbetçiler koyuyorlar falan. İleriden bakıyor Haçlı donanması. Leventleri görüyor. Gemide duruyor. Bunlar sessiz sedasız arkadan işte gemileri kızak şeylerle çektirerek, hayvanları çektirerek öbür tarafa iniyor. Nihayet o körfeze yaralı bir Hristiyan gemisi geliyor. Her tarafı yara bere içerisinde, kendisini zor kurtarmış. Diyorlar ki ne oldu? Beni diyor Dragut vurdu. Turgut Reis'e Dragut diyorlar ama. Dragut vurdu. Diyorlar sen deli misin ya? Dragut burada, sıkıştırdık. Bir tarafa çıkamaz. Arkası kara. Körfez'de bu. Yok diyor ya, iyi biliyor. Forsun'un hani oydu beni buna. Korka korka bir yaklaşıyor ki hileyle onlar orada mıhlamış kalmış. Arkadan gemilerini çekmiş götürmüş. Yani isterse neler oluyor? Çalışırsa olur. Ha o sebebe yapışmış. Cenab-ı Hak da onu vermiş. Gerçekten efendim. Şimdi belki konuyla çok bağlantılı olmayacak ama aslında sorarsanız bağlantılı. Hani şimdi Amerikalılar ya da diğer milletler kendi tarihlerine hakikaten öyle bağlılar ki belki tarihlerinde olmayan güzellikleri sinema yoluyla bize en farklı şekilde aktarıyorlar. Bizim tarihimizde muhteşem sahneler var. Ancak onları belki de bizden sonraki nesillere ya da bize tam anlamıyla aktaramadığımız ya da bilmediğimiz için... Biz kavrayamadık ki. Diğerlerini ağzımız açık izliyoruz yani. Evet, sanki olağanüstü bir şeymiş gibi. Hı-hı. Uyduruk tarihlerini, uyduruk insanları habire ağzımız açık izliyoruz. Bu aşağılık kompleksidir. Ama efendim dedelerimiz böyle diye ondan övünmek olmaz. O yanlış bir şey. Tamam dedin, senin dünya hakimiyeti kurmuş. Sen öyle çalışırsan o olur. Dedenin öyle kalmak. Olursun. Elbette. Yani onun yapıştığı sebebe bak. O çalışmış. Temizliğe dikkat etmiş. Adalete dikkat etmiş. İlme ehemmiyet vermiş. Kıymet vermiş. Edebe, terbiye hepsine kıymet vermiş. Onun sonunda yücelmiş. Cenab-ı Hak çalışana veririm buyuruyor. İster Müslüman çalışsın, ister gayrimüslim çalışsın. Cenab-ı Hak bu sebebi yapış, bu sebepleri yaratmış. Bu sebepleri yapışana veririm buyuruyor. İster bu putperest Japon olsun, ister ehli kitap Amerikalı, Avrupalı olsun, ister Müslüman olsun, kim olursa olsun. Yapabileceğimize inanmak. Elbette. Evet, belki bu açıdan. O da insan, sen de insan. Niye yapmıyorsun? Dedelerimiz yapmış ya bunu. Hı hı.
başarmışlar ya, muvaffak olmuşlar ya. Dünya hakimiyetini hem de öyle kısa bir zaman değil, uzun asırlar boyu dünya hakimiyetini ellerinde tutmuşlar bunlar. E durup dururken oturdukları satçıları olmamış mı Fatma? Çalışmışlar bunlar. O sebeple iyi biliyorlardı yani. Kader konusunda iyi biliyorlar. Ama kul olarak yapışabilecekleri sebeplerden herhangi birisinde gevşeklik hasıl olursa onun için kendilerini suçlu kabul ediyorlar, özür diliyorlar, sadaka veriyorlar, tövbe istiğfar ediyorlar onun için de. Hatayı kendilerine kabul ediyorlar. Şu tedbiri almamışım, hata benim diyor. Özür dilemesini de biliyorlardı. E bugün mesela Amerikalılar yapıyor, ha hata benim diyor. Onu yapmamışım, özür dilenmeyesin, bunun bedelini ödeyeyim diyor. E doğrusu bu. Bu İslamiyet'in emri. Adam İslamiyet'e inansın ve inanmasın. İslamiyet'in emrettiği bu sebebi o adam yapıştığı zaman ister Hristiyan olsun ister putperest olsun. Neticesine kavuşur. Neticesine kavuşur. Ama yaratma konusu sadece Allah-u Teala'ya aittir. Ha, Cenab-ı Hak dilerse Nuh Aleyhisselam gibi büyük bir peygamberden Kenan adında asi kafir ahmak bir oğul yarattığı gibi Ebu Cehil gibi taş yürekli örümcek kafalı bir kafirden de İkrime gibi radiyallahu teala bir oğul yaratır. Cenab-ı Hak her şeye kadirdir. En küçük zerre olan, mikroskopta bile görülemeyen atomun derinliğinde, çekirdeğinde dağları deviren nükleer kuvvetler yaratır. Dağları deviren nükleer kuvvetler yaratır. Pancarda şeker yaratır. Yaprakta fotosentez, özümleme kuvveti yaratır. Arıda bal yaratır. Bir buğday tanesinde nice buğday yaratır. Cansız yumurtada canlı hayvan yaratır. Çiçeklerde esanslar, güzel kokular yaratır. Kim esans koydu ona? Çiçek, melek, gül. Şimdi o kokmayanlar da yetiştirdiler de. Ne güzel kokuyor onunla. Nereden alıyor bunu? Kuru ağaçta yapraklar, çiçekler, meyveler yaratır. Su içinde hayvanlar, çiçekler, ağaçlar yaratır. Acı su içinde tatlı su yaratır. Kimya reaksiyonları ve nice fizik ve kimya özelliklerini yaratır. Toprağı bitki haline, bitkiyi hayvan haline döndürür. İnsanları, hayvanları çürütüp toprak maddelerine, su ve gazlara döndürür. Her şeyin tersini de yaptığı, reversibil tepkimeler yaptığı gibi, bunun da ters geri dönen halini yaratır. Bu kainat fabrikasında her şeyi hesabı düzenli yaratmaktadır. Gelişi güzel, yıkıcı, bozucu görünen değişmelerin hepsinin de çok hesaplı, çok ahenkli, bağlılıklar, akıllara hayret veren bir düzen içinde yaratıldığı, fen ışığı altında günden güne de daha iyi anlaşılmaktadır. Öyle değil mi ama? Yaratan Cenab-ı Hak. İnsan edepli olması lazım, haddini bilmesi lazım. Şu naklettiğimiz, saydığımız şeylerde insanların ne dahli var? Nasıl yapabilirsin sen bunu? Yapamazsın ki bunu. Yaratan Cenab-ı Hak'tır. Şimdi hadis-i şerifte de bildirdiği gibi iyi sebeplere yapışın. Doğru sebeplere yapışın. Cenab-ı Hak ezelde böyle takdir etmiştir. Bu sebebi yapışın. Efendim ben cennete gitmek istiyorum ama cehenneme giden gemiye binmişim. Oğlum öyle şey ya. Cehenneme giden gemiye bindiysen cehenneme gidersin arkadaş. Cennete giden gemiye bindiysen cennete gidersin. Yani tercihini iyi yap. Efendim cennete giden gemi nereden kalkıyor? Hangi iskeleden kalkıyor? Sirkeci'den kalkıyor. Gel oradan bin git. Şimdi sebeplere yapışınca ama efendim işte sebeplere yapıştım. Ha o anda Cenab-ı Hakk'ın kudreti devreye giriyor. Cenab-ı Hak yaratıyor. Cenab-ı Hak yaratıyor. Yaratan Cenab-ı Hak'tır. Kudreti ile tekvin sıfatı ile yaratmaktadır. İnsanda yaratma sıfatı yoktur. Ama Cenab-ı Hak insana tercih gücü vermiştir. İşte bir Müslüman Allah-u Teala'nın takdirini böyle bilir ve emrettiği sebeplere yapışırsa neticesine rıza gösterir. İsyan etmez. Neticesine rıza gösterir. Bu rıza yani Allah-u Teala'nın takdirine sebeplere yapıştıktan sonra eline geçene razı olma hali insanın önündeki manileri aşmasına sebep olur. Bütün engelleri ama. Bütün engelleri. Çünkü orada sabır devreye giriyor. Cenab-ı Hakk'ın gönderdiğine razı olma durumu devreye giriyor ve bu razı olma, isyan etmeme hali, hani bir söz vardır bizde, sabırla koruk helva olur denir. Koruk diye şey derler. Üzümün olmamış, o yeşil haline diyorlar. Gerçi yeşil üzüm de var da olmamış hali. Yani böyle ağzına, ekşi. Ağzına aldın mı artık yüzünün şekli şemali değişiveriyor. Ama sabırla sabredersen o ileride o koruk olan, ekşi olan üzüm tanesi sonra ne hale geliyor? Leziz bir meyve haline geliyor. O zaman da tadından yiyemiyorsun. İşte beklersen ona kavuşursun. Beklemezsen
kavuşamaz. Hemen olsun. Olmaz öyle şey. Cenab-ı Hakk'ın adeti ilahiyesi belli sebepler zinciri altında yaratır. O sebeplere kavuşabilmek için ona sabretmek gerekir. Patrick Gregarious'un Rus çarı Alexandra yazdığı bir mektup var. Orada enteresan şeyler tespit ediyor. Diyor ki Türkler maddeten ezmek ve yıkmak imkansızdır. Bu Ortodoks Patriği Gregarious Rus çarına yazıyor o zamanki dönemde. Türkler diyor maddeten ezmek ve yıkmak imkansızdır. Çünkü Türkler Müslüman oldukları için çok sabırlı ve mukavemetli insanlardır. Gayet mağrurdurlar, izzeti iman sahibidirler. Bu hasletleri dinlerine bağlılıkları ve kadere rıza göstermeleri yanında işte devlet büyüklerine olan itaat duygularından gelmektedir. Hasleten yakalamış ve tespit etmiş kadere rıza göstermeleri. Sebebe yapışıyor, ondan sonra da razı oluyor yöneticisine. Mesela yanlış bir sebebe yapıştıysa veyahut da yapıştığı sebeplerde eksiklik varsa başına gelene itiraz etmiyor. Niye böyle oldu demiyor. Bende bir noksanlık var diyor. Ben eksik yapıştım. Yoksa Rabbim ezelde belli şeyleri yaratmış. O sebeplere yapışınca bu gelir. Ha, sebeplere doğru yapıştı ama başına felaket geldi. İtiraz etmiyor yine. İtiraz etmiyor. Demek ki Rabbim beni imtihan ediyor. Böyle bir şeyle beni imtihan ediyor. Orada itiraz etmiyor. Onun için mesela Rabia-i Adviye Hazretlerinden bir gün bir kimsenin böyle ya Rabbi benden razı ol diye dua ettiğini işitiyor Rabia-i Adviye Hazretleri. Ya Rabbi benden razı ol. Bunu gören ve işiten Hazreti Rabia Kudüs'ü ruhuma buyuruyor ki kendisinden razı olmadığın, kaza ve kaderine rıza göstermediğin bir zatın senden razı olmasını istemeye utanmıyor musun buyuruyor. Ama ne büyük söz. Ya Rabbi benden razı ol. Ama Cenab-ı Hakk'ın imtihan için göndermiş olduğu dertler, musibetler, felaketler olur. Ama diyor sen itiraz ediyorsun. Onun gönderdiğine itiraz ediyorsun, isyan ediyorsun. Hem diyorsun ki ya Rabbi benden razı ol. Allah-u Teala da biliyor ki benden razı olabilmen için ben seni imtihan edeceğim. Ben emrettiğim sebeplere yapışıyorsun ama bu sebeplerin dışında seni imtihan için sana sıkıntı göndereceğim. Bela ve musibet göndereceğim. Buna itiraz edecek misin, etmeyecek misin? Ha, sevgiliden geldiği için kabul ediyorsan, itiraz etmiyorsun ya Rabbi senden geldi diyebiliyorsan, o zaman Cenab-ı Hak senden razı demektir. Ama sen Cenab-ı Hak'tan gelene rıza göstermiyorsan, razı olmuyorsan, Cenab-ı Hakk'ın senden razı olmasını nasıl talep edersin buyuruyor. Nasıl istersin ki sen bunu? O olmaz tabii. Ahmet bin Hanbel Hazretleri'nin bir sözleri var. Buyuruyorlar ki, her şey için kerem vardır. Kalbin keremi, yaratandan razı olmak, kadere rıza göstermektir. Abdülaziz el-Dirini Hazretleri var. Talebelerine bir gün sohbetlerinde şöyle nasihat eder. Bütün işlerinizde ve hareketlerinizde orta hal üzere olun. Eğer kadere, Allah-u Teala'nın hükmüne rıza gösterirseniz şerefli bir hayat yaşarsınız. Yok, imkansız bir şeyin olmasını ümit ederseniz ümidinizi tehlikeli bir şey üzerine bina etmiş kurmuş olursunuz. Mesela bazılar vardır, hep İslam alimleri, önce onu söyleyelim de ondan sonra öbürsüne geçelim bazıları diye başladık. Oraya geçmeden önce biz hakkımızda neyin hayırlı olduğunu bilemeyiz. Mesela ya Rabbi bana şunu ver diye dua etmek uygun değil. Ya Rabbi bu benim hakkımda hayırlısıysa ver. Böyle dua etmek lazım buyuruluyor. Efendim hayırlı olmayabilir mi? Hakkımızda bu hayırlı olmayabilir mi? Elbette biz bilemeyiz onu. Biz sebebine yapışırız. Allah'tan emrettiği sebebe yapışırız ve dua ederken de ya Rabbi benim gönlümden bu geçti. Böyle bir şey arzum var. Ama bu iş, bu ev, bu araba, bu ne bileyim evlilik, bu mevki, makam neyse, bu benim hakkımda hayırlıysa bana bunu nasip et. Sebebine de yapıştım ama olmadı. Olmayınca değilse düşmem. Sebebine yapıştım. Dua da ettim. Cenab-ı Hakk'ın maddi sebeplerine de yapıştım. Manevi olarak benden isteyin buyuruyor, dua edin. Onun duanın şartlarına uyarak da talep ettim. Ama kavuşamadım. O zaman demek ki benim hakkımda bu işin olmaması hayırlıymış diye düşünürüm. Ve Cenab-ı Hakk'ın bu şekildeki göndermesinden de razı olurum. Böyle muamelesinden de razı olurum. İtiraz etmem. Kul böyle olur buyuruluyor. Onun için Abdülaziz el-Dirini Hazretleri bütün işlerinizde ve hareketlerinizde orta hal üzere olun. Eğer kadere Allah-u Teala'nın hükmüne rıza gösterirseniz şerefli bir hayat yaşarsınız. Yok imkansız bir şeyin olmasını ümit ederseniz ümidinizi tehlikeli bir şey üzerine bina etmiş olursunuz. Zaman akıp gidiyor. Hadiseler birbiri peşinden geliyor. Yumuşaklık ve vakar sükunettir. Dünya hırsı bir anlıktır. Sabır
yumuşak olmaya, meseleler üzerinde temkinli ve dikkatli hareket etmeye vesiledir. Kızmak, kabalığa yol açar. Gerçekten öyle. Denemesi bedava. Birisine kızdığınız zaman ağzından çıkan sözlere dikkat edin. Kendime dikkat ediyorum ben. Sakin olduğum zaman mümkün mertebe uygun, mülayim ve karşıdakileri rencide etmeyecek kelimeler, telaffuzlar atın. Kızdığınız zaman kaba, incitici, kırıcı sözler gelir insan adına. Bu zaten öyle bir. Kızmak kabalığa yol açar. Açıkçası bu böyle. Dünya hayatı bir uyku halidir. Ölüm bu uykudan uyanmaktır. İnsanın ömrü hep sonra yapacağım, edeceğim ile geçer. İnsanların temenniden başka sermayeleri yoktur. Şunu yapacağım, bunu yapacağım, şöyle olacağım, böyle olacağım. Ömür boyu böyle söyler. Ve netice itibariyle de hiçbirisini gerçekleştirmeden ölür gider, o ayrı mesele. Sonra yaparım diyenin düşüncesi sonraya asılıp sallanmak gibi olmayacak düşüncelerdir. İnsanların günleri çok çabuk geçer. İnsan gençliğinin kıymetini bilmelidir. Hiç vakit kaybetmeden gençliğin her anını değerlendirmelidir. Sonra ah gençliğim tekrar elime geçse de iyi işler yapsaydım diye pişmanlık duyurur. Onun için gençliğin insana emanet olduğunun farkında, idrakinde ve bunun şuurunda olmak ne kadar mühimdir. Ömürler yolculuktan başka bir şey değildir buyuruyor Abdülaziz el-Derini Hazretleri efendim. Ahmet Rıfai Hazretleri var Evliya-i Kiram'dan bu zat buyuruyor ki, nefse Allah-u Teala'nın kaza ve kaderine rıza göstermek kadar zor gelen bir şey yoktur buyuruyor. Şimdi kadere iman ayrı bir şey. Bir de sebeplere yapıştıktan sonra onun neticesinde hasıl olan şeye rıza göstermek ayrı şey. O da isteniyor, o da emirdir. Onun için bu zat buyuruyor ki, nefse Allah-u Teala'nın kaza ve kaderine rıza göstermek kadar zor gelen bir şey yoktur. Mesela ikisi de yola çıkmıştır, ikisi de çalışmıştır. Birisi daha değişik sebeplere yapışmıştır. Ve netice itibariyle o daha fazla yol almıştır, daha fazla zengin olmuştur. Öbürsü köpürüyor. Niye ben böyle olamadım? Veyahut da doğmuştur, bakıyorum fakir bir aileden dünyaya gelmiştir. Öbürsü zengin bir aileden. Niye ben öyle bir aileden dünyaya gelmedim? Allah-u Teala tavırlıdır. İtiraz ediyor, isyan ediyor. Hani siz sohbetin girişinde söylediniz ya efendim, şarkılarda bile böyle işte ben kaderime isyan ediyorum diye başlayan şarkı sözleri falan var. Kime isyan ediyorsun ya? Kime isyan ediyorsun? Sen kimsin ki? Ve bu Ahmet Rıfai Hazretleri devam ediyor. Çünkü kadere razı olmak, Allah-u Teala'nın hükmüne boyun eğmek nefsin isteklerine zıttır. Nefs bunları istemez. Saadete kavuşmak nefsin rızasını terk edip Allah-u Teala'nın rızasına koşmakla mümkündür. Saadete kavuşanlara müjdeler olsun buyurmuş bu zat. Ve Ebu Bekir bin Ebi Sa'dan Hazretleri var. Bu zat buyuruyorlar ki, ruhlar nurdan yaratıldı ve karanlık heykellere yani bedenlere yerleştirildi. Ruh kuvvetli olursa akıl ile hem cins olur ve ona Allah-u Teala'nın nurları yağmaya başlar. Nefsin zulmeti gider. Böylece nefs akıl ve ruhun nurlarıyla nurlarıyla ruhani bir varlık olur. Ve nefs ruh ile beraber aklın emrine yoluna girer. Ruhlar ise gelmiş oldukları gayb hazinelerine dönerler ve kaderin akışını öğrenirler. Ruh kaderden cereyan eden şeylere muttali olup öğrenince kaza ve kaderden gelen her şeye razı olur. İşte bu ruhun hallerinin latifelerinden birisidir buyuruyor Ebu Bekir bin Ebi Sa'dan Hazretleri efendim. Tabi onlar kendi hallerini bildirmişler. Kendi hallerini bildirdikleri için bizler de sadece bereketlenmek için onları naklediyoruz. Adi bir misafir Hazretleri var. Bu zat da buyurmuşlar ki, Allah-u Teala'nın kullarına verdiği ilk ve en büyük nimeti onların kalplerini imana açması ve kalplerini imanı yerleştirmesidir. Bu nimetten sonra, tabii bu büyüklerin böyle sözleri okunurken bazıları, ha demek ki diyor iman Allah-u Teala yerleştirdi, benimkine yerleştirmedi, dolayısıyla benim bir suçum yok. Hayır, öyle değil. Allah-u Teala kullarının önüne peygamber gönderiyor, peygamberlerin varisleri olan İslam alimleri onların kitaplarını gönderiyor. Kulun önüne geldikten sonra kul orada tercihini yapıyor. Ne tarafa yapıyor? Ya hayra yapacak ya şerre yapacak. Mesela Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ebu Bekir'le, Hazreti Ömer'le Ebu Cehil için, ya Rabbi bu ikisinden birisiyle bu dini kuvvetlendir diye dua etti. Zahiri sebeplerden. Peygamber Efendimiz diğer batını sebeplerden. Şimdi zahire her ikisini de davet ediyor İslamiyet'e. O sebebe yapışıyor Peygamber Efendimiz. Öbür tarafta dua da ediyor. Müslümanların kuvvet bulması, kalplerine kuvvet gelmesi için. Ve
Mesela bir gün Ebu Cehil Peygamber Efendimiz'e tuzak hazırlıyor. Evinin önüne bir kuyu kazıyor. Peygamber Efendimiz önceden davet ediyor. Evime teşrif eder misin? Resulullah Efendimiz'e söz veriyor. İyi biliyor ki Ebu Cehil. Söz verince diyor Muhammedül Emin biliyorlar ya Peygamber Efendimiz'i. Öyle diyorlardı. Söz verirse mutlaka gelir diyor. Evinin önüne bir kuyu kazıyor. Sinsi niyeti şu. Peygamber Efendimiz oraya gelecek. İncecik şeyleri örtüyor. Oradan geçerken kuyunun içine düşecek ve Peygamber Efendimiz orada imha edecek, öldürecek. Niyeti bu. Peygamberimiz kabul ediyor. Evinde şimdi bekliyor. O gün geliyor. Peygamberimiz hakikaten davet edildiği şekilde geliyor. Peygamber Efendimiz'i görünce uzaktan, geldiğini görünce öyle seviniyor ki, öyle seviniyor ki tam kuyuya yaklaşırken Cebrail Aleyhisselam geliyor. Geriye dön, evinin önünde kuyu kazdır, sen oraya düşecek. Geri dön buyuruyor. Allah-u Teala'nın emridir. Peygamberimiz birden geri dönüyor. Geri dönüverince Ebu Cehil o kazdığı kuyuyu unutuyor. Ne oldu falan diye. Bir koşuyor, küt diye kuyuya kendisi düşüyor. İşte yakınlar şunlar bunlar geliyor, ip sanıyorlar, beni şey yapmıyor. Aşağıdan bağırıyor. Beni diyor kurtarsa kurtarsa Muhammed'in emin kurtarı gidin ona rica edin. Peygamberimiz geliyor, ricayı kabul ediyor. Biliyorlardı yani. Biliyor tabii. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki bu kuyudan çıkarsan bana iman edecek misin? Yani benim getirdiklerime iman edecek misin? Edeceğim diyor. Elini uzatıyor çıkar diyor. Sen diyor sihir yaptın. Ne yaptı tercihini? Red noktasında kullandı. Gelelim Hazreti Ömer Radıyallahu Anh Hazretlerine. O da işte Peygamberimizi öldürmek niyetiyle gidiyordu. Öldürmek niyetiyle gidiyordu. İşte bir Müslüman karşısına çıkıyor. Nereye gidiyorsun diyor. Ben diyor işte Muhammed Emin'i öldürmeye gidiyorum. Zor bir işe girişmişsin diyor. Onun etrafında arkadaşlar var, şunlar var, bunlar var falan diyor. Aa diyor sen de onlarsın. Önce seni öldüreyim. Sen diyor beni bırak diyor. Önce diyor kardeşini, kız kardeşini, eniştenle kız kardeşini. Müslüman oldular diyor. O hırsla gidiyor. Ve işte orada o anda da yeni Taha suresi nazil olmuşmuş. Zorluya içeri giriyor falan. Diyor ki biraz önce diyor ses duyuyordum içeride Taha suresini okuyormuş. Ne okuyordunuz? Diyor bir şey de okumuyorduk falan. Yok yok diye bir şey okuyordunuz. İşte eniştesi şey yapacak ama bir vuruyor böyle indiriyor onu. Ondan sonra kız kardeşi ablası devreye giriyor. Onu da bir vuruyor. Kız kardeşinin böyle dudakları yaralıyor. Kocasını müdafaa edeyim derken yere şey yapıyor. Kadıncağız o şeyle imanı bir haykırıyor ki bizden diyor niye öğrenmek istiyorsun? Müslüman olduğumu öğrenmek istiyorsun? Al sana diyor. Eşhedön la ilahe illallah ve eşhedön de Muhammed abduhu ve rasulü deyince zınk diye duruyor orada diyor. Yani çünkü Hazreti Ömer birisini dövmeye başladığı zaman yorulunca bırakırmış. Öyle bir zat. Bir kadın böyle kız kardeşi bile olsa yüzüne karşı böyle şak diye vurunca donmuş kalmış. Ne gibi demiş ya bu? Eşhedön la ilahe illallah ve eşhedön de Muhammed abduhu ve rasulü. İstersen diyor ben diyor paramparça parçala diyor. Evet diyor biz Müslümanız. Var mı diyeceğim? Yani şimdi tercih. Ya eniştesini kız kardeşini öldürecek? Öldürmüyor duruyor orada. Diyor şu okuduğunuz şeyi verebilir misin? Yok diyor. Vermez istemedi. Niye diyor? Çünkü sen pissin diyor. Kardeş söylüyor böyle açıkça Hazreti Ömer'e karşı. Öyle kendi kendine düşünüyor. O anda tercihini yapıyor. Tercihi ne tarafa? Hayır tarafa oluyor. Bak Ebu Cehil de yaptı tercihini. Hazreti Ömer de yaptı. Peki Ebu Cehil öbür türlü yapsaydı tercihini, evet tarafına kullansaydı, peki tarafına kullansaydı, bugün Ebu Cehil'i de aynı şekilde baş tacı olarak bahsedecektik. Dolayısıyla insanların bu tercihidir. Efendim, tabii bugün de gitti, vaktimiz de doldu. Allah-u Teala doğru yoldan ayırmasın, itikadımızdan ayırmasın, ehl-i sünnet itikadından ayırmasın. Gecemiz de hayırlı olsun. Ve biz dinleyicilerimize dua ediyoruz. Dinleyicilerimizin de dua istirham ediyoruz. Haklarında helal etsin. 1,5 saat başlarına attık efendim. Sevgili dinleyenlerimiz, önümüzdeki hafta yine sizlerle buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın diyoruz. Gönül Pınarı.